Merhaba dostlarım. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Adım Caner. 19 yaşında. Üniversiteye hazırlanan biriyim. Sizlere yıllar önce Üçkuyu adındaki köyümüzde yaşadığımız olayları anlatmak istiyorum. Başıma gelen olayları yaşadığımda daha 8 yaşındaydım. Evin küçüğü o zamanlar bendim. Ama bu kısa süre sonra değişecekti. Çünkü annem hamileydi. Bizim köy, ilçe merkezine pek uzak değildi. Sabahın en erken saatinde kalkar, bahçeye koşardım. Babamla dedem hep benden önce kalkmış olurlardı. Bir sürü koyunlarımız, keçilerimiz vardı. Babamla dedem onları dağa otlatmaya götürürdü. Ben ise annemle beraber bahçedeki tavukları beslerdim. Bir de Kömür isimli bir kedim vardı. Kömür diyorum. Çünkü kömür gibi kapkaraydı. Siyah kedilerin uğursuz olduğunu söylerler ama bu kadar tatlı bir şeyin uğursuzluk getireceğine inanmıyordum. O benim en iyi arkadaşımdı. Evde 4 kişiyiz. Babam, annem, dedem ve ben. Annem köydeki bütün kadınların yaptığı gibi ev işleriyle uğraşır, ahıra bakar, küçük başlarla ilgilenirdi. Yazın babam ve dedem işleri çok olduğundan çok çalışırlardı. Ama kışın bu böyle değildi. Kışlarımız bayağı sakin geçerdi. Bizim köyde kışın hava çok soğuk olur. Yapabileceğimiz ne varsa yazın yapar, kışına dinleniriz. O yıl kış erken gelmişti. Havalar yavaş yavaş soğumaya ve ağaçlar yapraklarını dökmeye başlamıştı. Yazın kömür dışarıda kalıyordu ama kış çok soğuk olduğu için onu havalar soğuyunca eve alıyordum. Annem bu durumdan pek hoşlanmasa da mecbur kalarak izin veriyordu. Artık kış hazırlıklarına başlamış, sobamızı falan kurmuştuk. En sevdiğim şey sobanın yanında kedim kömürle sarılıp uyumaktı. Bu yıl kar yağacak mı, yağmayacak mı diye düşünüyordum. Çünkü geçen sene çok az yağdı. Az yağdığı için de okullar tatil olmadı. Ayrıca karı çok severdim ki hala seviyorum. Bana ayrı bir huzur veriyor. Bir gün sabah üstüme bir ağırlıkla uyandım. Gözlerimi açtığımda kedim kucağımdaydı. Orada uyumuştu. Onu rahatsız etmeden kalkmaya çalıştım ama başaramadım. Yaramaz kedi hemen uyandı ve üzerime atıldı. Ben odamda kıkırdarken annem odama geldi. Kahvaltı hazır. Hadi çabuk elini yüzünü yıka gel sofraya dedi. Hızlıca giyinip lavaboya gittim. Kapıyı kapattım ama kedim kapıyı tırmalıyor. O da içeriye girmeye çalışıyordu. Lavabodan çıkıp kömürün yemeğini verip sofraya oturdum. Dedem, sen bu kediyi çok mu seviyorsun dedi gülümseyerek. Evet dedi. O benim en iyi arkadaşım dedim. Kahvaltıdan sonra annemle komşuya misafirliğe gidecektik. Çünkü annemin arkadaşı Leyla abla yeni doğum yapmıştı. Onun bebeğini görmeye gidecektik. Kahvaltımız bittikten sonra sofrayı toplaması için anneme yardım ettim. Kardeşimin doğumuna az kaldığından annem çok çabuk yoruluyordu. Bu yüzden ona yardım etmek benim görevimdi. Saat 11 gibi evden çıkıp Leyla ablanın evine gittik. Annem kendi elleriyle ördüğü patiklerden birini Leyla ablanın kızına getirmişti. Kızının adını Güneş koymuşlardı. Çok tatlı ve güzel bir bebekti. Ben bebekle uğraşırken annemler de sohbet ediyorlardı. Biraz orada durduktan sonra annem bana ''Hadi oğlum eve gidelim'' dedi. Bebekle oynamayı bırakıp anneme yetiştim. Kapıdan çıkarken Leyla abla anneme ''Söylediklerimi dikkate al, unutma'' dedi. Yolda gelirken anneme ne kadar sorsam da bana hiçbir şey söylemedi. O gün annem çok düşünceliydi. Akşama kadar ağzını bıçak açmadı. Akşam yemeğinden sonra erkenden hepimiz yatmaya gittik. Yatağa girdikten sonra kömüre su koyup koymadığımı hatırlayamadım. Emin olmak için bakmaya karar verdim. Yatağımdan kalkıp salona geldim. Sobanın yanında yayılarak yatan kedime baktım. Çok komik görünüyordu. Sonra neden buraya geldiğimi hatırlayarak su kabına baktım. Bu akşam ona yetecek kadar su vardı. Yatağıma dönmek için odama doğru giderken annemin sesini duydum. Babama, Leyla abladan bahsediyordu. Annem babama, bugün Leyla'nın bebeğini görmeye gittik dedi. Babam da, bebek nasıl, sağlığı falan yerinde mi diye sordu. Bebek iyi de, Leyla biraz korkuyor dedi. Babam da, neden korkacak, ne var ki diye sordu. Doğumdan sonra evde yalnızken garip sesler duyduğunu ve sanki evde biri varmış gibi hissettiğini söyledi. Birkaç gün önce bebeği uyuturken bebek konuşmaya ve gülmeye başlamış. Hemen bebeği yatağına bırakıp odadan çıkmış. Anlatırken gözleri doluyordu. Ben de çok korktum dedi. Babam sinirli şekilde, bebek daha kaç günlük, ne konuşması Allah aşkına. Hem yalnız değil, kaynanasıyla yaşıyor dedi. Annemiz sinirlenerek, evde yalnızken oluyor bunlar diyorum. Dinlemiyor musun sen beni dedi. Babam da, tamam tamam sinirlenme. Belki yorgunluktan yanlış görmüş, yanlış duymuştur.
Hemen konuyu cinlere, al karısına bağlamayın. Onu boş ver de. Köy yeni bir aile taşınmış. Haberin var mı dedi. Annem de hayır. Hangi eve taşınmışlar? İlk defa duyuyorum dedi. Bizim rahmetli Emine abla vardı ya. Onun evi işte. Oraya taşınmışlar dedi. Annem de o eve hangi aklı başına biri taşınır ki dedi. Babam da evin nesi var ki? Başlama şimdi sahipli falan diye. Kimsenin yanında da konuşma böyle. Sen sadece bebeğimizi düşün. Gözü, kaşı, dudakları sana benzeyen, melek gibi bir kızımız olsun istiyorum. Oğlumuzun da ona çok iyi abilik yapacağını biliyorum dedi. Bu söz beni çok mutlu etmişti. Yavaş adımlarla odama geçip yatağıma uzandım. Konuşulan bütün konuyu aklımdan silip sadece oğlumuzun kızımıza çok iyi abilik yapacağını biliyorum cümlesi aklıma kazınmıştı. Ve onun hayalini kurarak o gece mutlu uyumuştum. Bu olayın üzerinden birkaç gün geçmişti. Bir sabah uyandığımda evin çok sessiz olduğunu fark ettim. Yatağımdan kalkıp salona geldim. Kedim Kömür dış kapıyı tırmalıyordu. Çok tuvaleti vardı galiba. Dışarı çıkması için kapıyı açtım. Saatin kaç olduğuna bakmamıştım ama her zamankinden geç olduğunu farkındaydım. Evdekiler nereye gitmişti? Annem neden kahvaltı için beni uyandırmamıştı? Seslendim ama cevap veren kimse olmadı. Evdeki bütün odalara baktım ama kimse yoktu. Annem sabahları tatlı yemeye izin vermiyordu ama gerçekten çok acıkmıştım. Mutfak masanın üstünde duran şekerli kömbeden çok canım çekmişti. Bir tanesini alıp salona geldim. Daha yeni yemeye başlamıştım ki annemlerin sesini duydum. Ne yapacağımı bilemedim. Hemen masanın altına saklandım. Kömbeyi görürse kızar diye korktum. Annemle dedem telaşlı bir şekilde eve girdiler. Annemin ağladığı sesinden belliydi. Dedem anneme, ''Ağlama artık kızım. Kendini üzme bu kadar. Hamilesin. Sana bir şey olur. Sakinleş biraz. Aman Caner duymasın. Çocuk korkar. Böyle şeyler çocuklardan saklamak gerek.'' dedi. Annem uzaktan odamın kapısına bakarak, ''Uyuyor herhalde. Odasının kapısı kapalı. Ne oldu o evde? Başlarına ne geldi anlayamıyorum. Leyla iyi bir kızdı. Böyle olması çok kötü.'' dedi. Dedem de, ''Ahmet orada zaten. Gelince anlarız ne olduğunu. Sen sakin ol.'' dedi. Birkaç dakika sonra babam geldi. Annem hemen babama, ''Ne olmuş? Anlasana. Neden yapmış?'' dedi. Babam biraz sustu. Ardından derin bir nefes aldı. ''Caner nerede?'' diye sordu. ''Odasında uyuyor. Merak etme. Sen anlat.'' dedi. Babam bizimkilere, ''Burada olmaz. Mutfağa geçelim.'' dedi. Mutfağa gidip konuşmaya başladılar. Hemen masanın altından çıkıp konuşulanları duyacağım bir yere geçtim. Babam anlatmaya başladı. Leyla'nın eşinin anlattığına göre işten eve geldiğinde Leyla biraz garip davranıyormuş. Eşinin çok yorgun ve bitkin olduğunu gören Fatih, ''Ona yemeği ben hazırlarım, sen dinlen.'' demiş. Annem babamın sözünü keserek, ''Kaynanası neredeymiş peki?'' diye sordu. Fatih'in annesi Köprülü köyünde akrabaların cenazesi varmış. Bir günlüğüne oraya gitmek zorunda kalmış. O yüzden de Leyla evde yalnızmış. Fatih yemeği yedikten sonra ''Ben kızımı göreyim.'' demiş ama Leyla ısrarla bebeğin uyuduğunu ve onu rahatsız etmemesini söylemiş. Bu kadar ısrar üstüne şüphelenen Fatih odaya girmiş ama gerçekten de odanın kapısından bakıp bebeğin uyuduğunu görünce odadan çıkmış. O gece sabaha kadar onu düşündüren bir şey olmuş. Normalde bebek geceleri en az 2-3 kez uyanır, ağlar ve Leyla onu sakinleştirmek için yanına gidermiş. Bu gece hiç sesini duymadığı için biraz tedirgin olmuş. Sabaha karşı dayanamamış ve bebeğin odasına girmiş. Bebek hala sessiz bir şekilde yatağında yatıyormuş. Yatağa yaklaşıp yakından baktığında bebeğin gözlerinin ve ağzının açık bir şekilde can verdiğini, bedenin mosmor ve buz gibi olduğunu görmüş. Koşarak Leyla'nın yanına gitmiş. Leyla'ya bebeğin ne olduğunu sormuş. Onun verdiği cevap ise ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti olmuş. Ondan sonrası da bu işte. Babam cümlesini bitirdikten sonra derin bir sessizlik oldu. Bu duyduklarım karşısında dona kalmıştım. İnsan sevdiğini nasıl kıyabilirdi? Güneş bebek yaşamayı hak ediyordu. Ölmeyi değil. O gün evdeki herkes üzgündü. Doğru düzgün yemek bile yiyememiştik. Sebebini bildiğim için kimseye bir şey sormuyordum. Öğleden sonra arkadaşlarımdan Can beni oyun oynamak için dışarı çağırdı. Fakat annem izin vermedi. Babam bırak çocuk hava alsın diye annem itiraz edip git oğlum ama çok kalma dışarıda. Hava erken kararıyor biliyorsun. Kalın giyin hava soğuk dedim. Sevinerek hemen üstümü giyinip dışarı koştum. Biraz zaman geçmişti ki Can bana hadi yarışalım. Köyün sonundaki eve kadar koşacağız dedi. Peki diyerek sayıp koşmaya başladık. Hızlı bir şekilde o eve ulaşmaya çalışırken Can beni arkasına bırakmıştı. Oraya vardığımda yaşasın ben kazandım dedi sevinerek. Birden önünde durduğumuz evden sesler gelmeye başladı.
Başımı kaldırıp eve baktığımda, geçen gün babamın anneme anlattığı yeni taşınan insanların eviydi burası. Can'a, hadi gidelim buradan dedim ama bekle birazdan gideriz dedi. Hava kararmak üzereydi ve babam erken dönmem için beni uyarmıştı. Ben gidiyorum Can, geliyor musun dedim. Tamam tamam, geliyorum dedi. Arkamız dönüp giderken o evin içinden birileri bizim ismimizi söyledi. Geriye dönüp baktık. Evin penceresinde duran bir kadın el sallayarak bizi yanına çağırıyordu. Can, efendim teyze dedi. Yavrum, bahçemde bir top buldum geçen gün. Onu size hediye etmek istiyorum. Gelip alın dedi. Can bana, hadi Caner, gidip alalım. Fena mı? Mahallede arkadaşlarla oynarız dedi. O an içime kötü bir his doğdu. Ama salak Can, o kadar ısrar etti ki anlatamam. Sanki top değil, top dükkanı veriyordu kadın. Ben gelmiyorum. İstiyorsan git al gel. Ben beklerim burada dedim. Çok korkaksın be Caner dedikten sonra koşarak evin bahçesine girdi. Onu beklemeye başladım. Çıkmayınca eve biraz yaklaşarak seslendim ama cevap gelmedi. İçeri girmeye cesaretim yoktu. Ama arkadaşımı bırakmak istemiyordum. Ben Can'a seslenirken omuzumda bir el hissettim. İrkilerek geri döndüm. Bu babamın arkadaşı Recep amcaydı. Benim burada ne yaptığımı sordu. Ben de olanları anlattım ama bu evde kimsenin yaşamadığını ve hemen eve gitmem gerektiğini söyledi. Ben ısrarla arkadaşım beklediğimi söyleyince beni zorla eve götürdü. Babam beni görünce, oğlum seni merak etmeye başlamıştım. Nerede kaldın? Can'ın babası da içeride. Hadi içeri gelin. Can nerede derken Can benim ardından eve girerek buradayım dedi. Eline kırmızı bir top vardı. Ben çok şaşırmıştım. Onu defalarca kez çağırmama rağmen bir kere bile cevap vermemişti. Can'ın babası Ahmet amca Can'ı da alıp geç oldu. Artık biz eve gidelim diyerek kalktılar. Babam Recep amcayı içeri davet etti. Caner'i oradan geçerken tesadüfen gördüm. Yalnız başınaydı. Can nasıl geldi? Hiçbir fikrim yok dedi. Babam Recep amcaya beni tam olarak nerede gördüğünü sorduğunda rahmetli Emine teyzenin ev var ya orada gördüm dedi. Babam da evet o eve yeni birileri taşınmış galiba. Öyle duydum dedi. Recep amca babama yok be o evde kim yaşar? Bilmiyormuş gibi konuşma Allah aşkına dedi. Babam da ya yine şu olay. Ben inanmıyorum böyle şeylere dedi. Recep amca babama biraz daha yakınlaşıp ses tonunu azaltarak anlatılanlara göre geceleri o evde birileri dolanıyormuş. Gece yoldan geçenler evden ağlama sesleri geldiğini falan söylüyor. Hatta pencereden bir kadının çocukları kandırarak eve çağırdığı söyleniyor. Aman canları göz kulak ol. Bugün o evin önünde görünce hemen yanına gittim dedi. Babam da sağ olsun. Allah senden razı olsun dedi. Recep amca ben kalkayım artık. Hanım beni bekler diyerek ayağa kalktı. Bu olaydan bir hafta sonra yine çok kötü bir haberle uyandım. Arkadaşım Can ve ailesi evlerinde ölü bulunmuşlar. Ahmet amca önce eşini sonra da Can öldürdükten sonra intihar etmiş. Yaşadığım olaylardan sonra okula da gidemiyordum. Köy bu olaylardan dolayı çalkalanıyordu. Kısa sürede iki aile faciası yaşandı. Artık annemin de sancıları başlamış. Kardeşimin gelişine çok az kalmıştı. Havalar iyice soğumuş. Kar kapıya dayanmıştı. Bir gece uyurken annemin çığlıklarına uyandım. Babam telaşlı bir şekilde sağa sola koşturuyordu. Annen sana emanet, ben hemen döneceğim dedi. Hemen annemin yanına koştum. Acıdan kıvranıyordu resmen. Elini tutarak ona yanında olduğumu ve her şeyin güzel olacağını söyledim. Kanter içinde kalan annem hafif gülümsedi ve seni seviyorum canım oğlum dedi. Bu sırada babam yanında Sema teyze ve Huriye teyze ile geldi. Onlar odaya girip bizi hemen dışarı çıkardılar. Babam, dedem ve ben kapıda beklemeye başladık. Babam çok tedirgin ve biraz üzgündü. Annemin çığlıkları onu mahvediyordu. Dayanamıyordu. Dedem babamı sakinleştirmeye çalışsa da o da en az babam kadar heyecanlıydı. Uzun süren bekleyişin ardından birkaç saniyelik derin bir sessizlik oldu ve sonunda beklenen şey oldu. Kardeşim doğdu. Babam ağlama sesini duyduğu anda elleriyle yüzünü kapatarak ağladı. Bu sevinç gözyaşlarıydı galiba. Sema teyze kucağında kardeşimle dışarı çıktı ve gözünüz aydın. Bir kızınız oldu. Eşin de bebek deyi merak etme dedi. Babamın mutluluğu ikiye katlanmıştı. O gece annem ve kardeşim başında bekledik. Mutluluktan gözümüze uyku girmedi. Sabah erkenden babam gidip doktor getirdi ve annemle kardeşimi muayene etti. Doktor her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam kardeşimin ismi Melek koydu. Gerçekten de melek gibiydi. Birkaç gün her şey yolunda gitti. Hava öyle soğuktu ki okullar açılmadan kapanmıştı. Beklenmedik anda gelen kar fırtınası ve soğuk hava
İnsanlar evi kilitlemişti. Evden dışarı çıkamıyorduk. Babamla dedem bu köydeki her erkek gibi çalışmaya mecburdu. Bir akşam yemekten sonra kardeşim sevmek için yatağının yanına gittim. Sırt üstü uyuyordu. Minik ellerine dokundum. Aynı güneş bebeğin elleri gibiydi. Ben kardeşim severken kapı çaldı. Merak edip kapıya bakmaya gittim. Gelen dedem bir arkadaşıydı. İsmi Mehmet. Dedem, Mehmet hoş geldin. Buyur geç dedi. Biraz sohbet muhabbet derken babam bana. Oğlum sen odana git. Artık geç oldu. Biz de birazdan uyuyacağız zaten dedi. İtiraz etmeden odama gittim. Normalde annem bana erken yatmam için kızsa da babam hep bırak çocuğu. Ne zaman isterse o zaman uyusun derdi. Odama gidip kapımı hafif açık bıraktım. Yatağıma girdim. Gece garip bir sese uyandım. Bu bir tırmalama sesiydi ama kapım zaten açıktı. Yatağımdan kalkıp kapıya doğru geldim. Etrafı kontrol ettim. Kedim ortada yoktu. Yeniden yatağıma döndüm. Yine aynı ses. Oldukça rahatsız ediciydi. Biraz o sesi dinledikten sonra anladım ki ses kapıdan değil yatağımın altından geliyordu. Yavaşça eğilip yatağın altına baktım. Çok karanlıktı. Hiçbir şey göremiyordum. Biraz daha dikkatli baktığımda bir çift kırmızı göz gördüm. Gözleri görmemle yerden kalkıp ışığı açtım. Kömür, çık oradan. Hemen yatağına git dedim. Fark ettim ki titriyordum. Ev soğuk olduğu için mi yoksa korkudan mı bilemedim. Durduğum yerde yavaşça eğilip yatağın altına baktım ama hiçbir şey yoktu. Etrafı kontrol edip yatağıma uzandım. Uykuya tam dalacakken ayak ucumda sanki birinin yatağımın üstüne çıktığını hissettim. Ama çok ağır bir şey değildi. Yavaşça başucuma kadar geldi. Elini yüzüme değdirdi. Bu insan eli gibiydi. Yumuşacık. Kardeşimin eli gibi. Hareket etmek istedim ama yapamadım. Garip sesler çıkarıyor. Farklı bir dilde bir şeyler mırıldanıyordu. Ellerim ve ayaklarım buz kesmişti. Nefes almakta zorlanıyordum. Sanki beni öldürmeye çalışıyordu. Bağırmaya çalıştım ama yapamadım. Birden ezan okunmasıyla birlikte üstümdeki ağırlığın kalkması bir oldu. Yatağımda doğrulup derin bir nefes aldım. Evimize gelen misafir uyanıktı. Galiba namaz kılacaktı. Ben de kalkıp onun yanına gittim. Namazını bitirip bana baktı. Hayırdır bu saatte? Neden uyandın diye sordum. Bilmem, uyku tutmadı dedim. Ertesi gün gece yaşadıklarımı düşündüm durdum. Ben çok küçüktüm ve bu benim için çok ağır bir şeydi. Bir gün annemle evde yalnız kalmıştık. Annem meleği yıkayacağını ve benim de ona yardım etmem gerektiğini söyledi. Annem meleği yıkadığı zaman melek ağlamaya ve çığlık atmaya başladı. Neden böyle ağladığını anlayamıyorduk. Anne, kardeşim daha sonra mı yıkasan acaba? Çok ağlıyor çünkü dedim. Tam o sırada banyo kapısı sertçe kapandı. İkimiz de irkilmiştik. Bu sırada kardeşim daha çok ağlamaya başladı. Annem hemen meleği havluya sarıp ayağa kalktı. Dualar okumaya başladı. Evde birileri vardı. Sesler geliyordu. Banyo güvenli değildi. Annem bana buradan hemen çıkmamız lazım. Gözlerini kapat ve ben söyleyene kadar da sakın açma dedi. Gözlerimi kapatıp annemin elini sıkıca tuttum. Banyodan çıkar çıkmaz elimi bir el daha tuttu ve beni annemden ayırmaya çalıştı. Annemin çığlıkları bugün bile hala kulaklarımda. Evde korkunç kahkahalar ve hiç duymadığım sesler vardı. Sonunda bir odaya girip kapıyı kilitledik. Annem babamı arayıp ona olanları anlattı. Babam da hemen geliyorum diyerek telefonu kapattı. Kısa bir süre sonra babam gelip bizi odadan çıkardı. Hadi gidiyoruz. Hazırlan diyerek bizi acele bir şekilde evden çıkardı. Evden çıkarken babam meleği bana ver diyerek annemden aldı. O sırada nereden aklıma geldi bilmiyorum ama babamın kolyesinin boynunda olmadığını gördüm. O babamın dedesinden hediyeydi. Kolye dediğimde muska tarzı bir şey. İçinde bildiğim kadarıyla dualar olan bir şeydi. Evden apar topar çıkıp giderken babamın ara sıra bebeğe bakarak gülümsediğini ve bebeği çok sıkıştırdığını fark ettim. Ama öyle hızlı yürüyordu ki ona yetişmek için koşmak zorundaydım. Annem babama nereye gidiyoruz söylesene. Hava çok soğuk. Çocuklar hasta olacak dedi. Ama babam onu duymuyor. Hızlı yürüyordu. Ağaçlarla çevrili bir yere geldik. Annem dizleri üstüne çöküp ben yürüyemiyorum. Bittim dedi. Annemin yanına gidip ona sarılarak kalk anne diyerek yardım etmeye çalıştım. Etrafımıza baktığımızda ne babam ne de melek vardı. Annem çığlık çığlığa babama sesleniyordu. Etraftan gelen sesler yalnız olmadığımızı hissettiriyordu. Bizi çevreleyen, etrafımızda dolanan birileri var gibiydi. Hava çok soğuk ve karlıydı. Annem elimden tutup hadi gidelim oğlum diyerek yürümeye başladı. Geldiğimiz yoldan geri dönüyorduk. Zor da olsa yolu bulup eve geldik.
Evin kapısına geldiğimizde kapıyı babam açtı. Bize, siz neredesiniz? Başınıza bir şey geldi sandım dedi. Annem babamı bağıracakken içeriden Meleğin sesini duyduk. Meleğin yanına koşup kardeşime sarılıp ağladı. Annem babama olanları anlattı. Fakat babam onu hiç aramadığımızı ve eve geldiğinde de Meleğin yatağında uyuduğunu söyledi. Babam en azından Meleğin kırkı çıkana kadar bizi yalnız bırakmayacağını söyledi. Birkaç gün sorunsuz geçmişti. Ama bir akşam babamla annemin kavga sesine uyandım. Hiç onları kavga ederken görmemiştim. Hemen yatağımdan çıkıp salona geldim. Annem Meleği sobaya sokarak yakmaya çalışıyordu. Babam ise ona engel olmaya ve Meleği kurtarmaya çalışıyordu. Bunlar yaşanırken evin penceresinden içeri izleyen bir yüz gördüm. Çok korkunç ve ürkütücüydü. Babam zorlu da olsa Meleği annemin elinden alabilmişti. Annem bağırarak "Öldürün onu, ne olur onu öldürün, o bir şeytan" diyordu. Annem mutfağa giderek eline bir bıçak aldı ve boğazını kesti. Her yer kan içindeydi. Annem bunları yaparken el ve ayak parmakları simsiyah olmuştu. Gözleri yuvasından çıkacakmış gibi bakıyordu resmen. Dedem hemen beni ve kardeşimi kucaklayıp benim odama götürdü. "Kardeşin sana emanet" diyerek kapıyı kapattı ve gitti. Kardeşim gözlerini bana dikmiş gülümsüyordu. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Biraz zaman sonra odamın kapısı açıldı ve dedemin arkadaşı kapıdaydı. Bizi odadan çıkarıp salona götürdü. Kur'an açıp dualar etmeye başladı. Göz ucuyla mutfağa baktım ama kapısı kapalıydı. Mehmet amca dua ederken birden duraksadı ve bana baktı. Sessiz bir şekilde yutkundu. Ona "Mehmet amca, bana neden öyle bakıyorsun?" dediğimde "Sana değil yavrum, arkandakine bakıyorum" dedi. Ben arkama dönmek isterken "Sakın bunu yapma" dedi. Sonra meleğe bakarak ayağa kalktı ve "Herkes geri çekilsin" dedi. Melek kanepenin üstünde ayağa kalkmıştı. Daha emekleyemeyen bebek şimdi ayaklarının üzerine duruyordu. Biz biraz geri çekilmiştik. O esnada babam yanımıza geldi. Mehmet amca beni arkasına alarak babama "Işıkları kapat" dedi. Babam ışıkları kapattı. Mehmet amca bir şeyler okuyup durdu. Derin bir sessizlik oldu. Kardeşimin olduğu yerden bir çığlık sesi yükseldi. Öyle bir çığlık ki tüyleri diken diken eden. Babam meleğe doğru koşmak isterken Mehmet amca izin vermedi. "Gitme, o senin kızın değil" dedi. Evin kapıları kendinden açılıp kapanıyor. Penceredeki o korkunç yüzler artıyordu. Bizi dışarı çağırıyorlardı. Annem sesiyle bana seslenen bile oldu ama Mehmet amca bize yerimizden bir adım bile atmamamız gerektiğini söylüyordu. Mehmet amca durmadan dualar ediyordu. Uzun süren bu duaların ardından ezan okunmuştu. Ezanla birlikte bu işkence son buldu. Aralıksız saatlerce ağladım. Annemi ve meleği kaybetmiştik. Kısa süre sonra o köyümüzden taşındık. Ben neyin ne olduğunu, bu olanların neden yaşandığını 10 yıl sonra babamdan öğrendim. Mehmet amca hocaymış ve dedem bazı şeylerden şüphelendiği için onu çağırmış. O ilk gece bizde kaldığı zaman bazı garip şeylerin olduğunu fark etmiş. Fakat bunun sebebini öğrenmeden hiçbir şey yapmak istememiş. Onun yardım olmasaydı belki bizim de ailemiz tamamıyla yok olacaktı. Allah'ın izniyle her şey yoluna girdi. Ama bu olayların asıl sebebi, yıllar önce köyümüzden genç bir kız sevdiği adamdan evlenmeden bir çocuk dünyaya getirmiş. Kızın ailesinden ise sadece hasta bir annesi varmış. Çocuğun babası da evli bir adammış. Adamın karısı bu durumu hemen herkese yaymış. Köydeki herkes bu olaydan hiç hoşlanmamış. Adamın eşi köyleri öyle bir kışkırtmış ki bütün evli kadınlar o kızın evini taşlamış. Bu köyden kovmaya çalışmışlar. Ama kadın evinin kapısını kilitleyerek evden hiç dışarı çıkmamış. Bebeği evde açlıktan ölürken kadın bir deri, bir kemik kalan bebeğini kucağına alarak köy meydanına çıkmış. Bağırarak herkesi başına toplayarak "Ben bir hata yapmış olabilirim. Ben cahillik etmiş olabilirim. Ama bu bebeğin ne suçu var? Bu köyde beni anlayıp bana sahip çıkacak bir kimse olmadı. Ben öldükten sonra bu köyde hiçbirinize rahat vermeyeceğim. Hayatınızı cehenneme çevireceğim" diyerek köyden çıkıp ormana gider. Hastane Semine teyze evinde bir başına kalır. Köylü ona yemek ve ev temizliğine yardım eder fakat kadın bir müddet sonra hastalığı yüzünden vefat eder. Birkaç yıl sonra köyde garip olaylar olur. Aniden kaybolan çocuklar, geceleri, köyde davul zurna sesleri. En sonunda da bu yaşanan olaylar. Leyla ablanın, canların ve benim ailemin de başına gelenler bu yüzdendi. Bazen bu hayatta cenneti ve cehennemi gördüğümüzü düşünüyorum. Manevi acılar insanı mahvedebiliyor. Kader diye bir şey var mı bilmiyorum ama yaşayacağımız hiçbir şeyden kaçamayacağımız kesin. Köyümüzü,
herkesin terk ettiğini biliyorum. Artık orada kimse yaşamıyor. Bizden sonra birkaç ailede de aynı olay olunca herkes bir gecede orayı boşaltmış. Ben bunları babam sayesinde öğrendim. Ne olursa olsun öncelikle insan olmamız gerekiyor. Peygamber Efendimizin de dediği gibi, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Kadın ne suç işlemiş olursa olsun, el kadar bebeğin ne günahı vardı. Şimdi öbür tarafta nasıl hesabını verecekler? Bu da görmezden gelenlerin düşüneceği bir şey. Hikaye bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup, bildirimleri açarak yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.